Kripto pazarları için henüz çok iyi bir haber veremeyeceğim. Gerçi dün o dediğim dip hareketi çalışmaya başladığı gibi düşüş durdu. Hafif bir yukarı doğru tırmanış var. Ama hisse senedi piyasalarıyla ilgili olumlu haber var ve bu haber eğer kripto kendi başındaki dertlerden kurtulabilirse, Genesis'ler, GBTC'ler, FTX'ler onlardan kurtulursa kriptonun da önünü açabilir. Nedir bu olumlu gelişme? Dün Fed'in son toplantısının tutanakları açıklandı ve bu tutanaklarda Fed'de en azından bazı üyelerin daha güvercin bir havaya doğru döndüğü, faiz yükselişleri konusunda biraz daha ihtiyatlı davranmaya doğru yöneldikleri konusunda ipuçları var. Bu da borsalar epey hareketlendi, yukarı doğru hareket güçlendi. Yukarı doğru hareket güçlendi diyorum. Ben çünkü zaten bu yükselişleri öngörmüştüm. Yani hata yapınca özür dilemesi bilen bir insanım. Daha evvel Haziran ayında Bitcoin 60 bine çıkacağını söylemiştim. Sonra yanıldım ve özür dilerim bu konuda. Ama iyi şeyleri yapınca bunları da paylaşmakta fayda var. 14 Ekim'deki şu videomda borsalarda yükseliş emareleri var demişim. 18 Ekim'deki şu videomda ise boğa rallisi başlıyor. Kanaatim kuvvetlendi demişim. O günden bugüne baktığımızda Nasdaq o günlerde 10.321'den işlem görüyormuş. Şu anda 11.286. %10'luk bir artış var. S&P 500 o zaman 3582'den işlem görüyormuş. Şu anda 4027'de %12'lik bir artış var. Dow Jones en iyi artış da orada yaşanmış. O dönemde 20495'ten işlem görüyormuş. Şimdi 34.191, yani %15'lik artış var. Bir ay için işte fena kazançlar değil. Neden yükseliş emareleri gördüğümü söylemiştim. Enflasyonun zirveyi yaptığını, artık aşağıya doğru gittiğine dair emareler var. Zaten biliyorsunuz Ekim ayı enflasyon verileri gayet iyi geldi. Ve bir yandan da Fed'de bazı çatlak seslerin çıkmaya başladığını, piyasa oyuncularının Fed üzerine yaptığı baskının da işe yaramaya başladığını düşünmüştüm. Ve boğa rallisine doğru hareketleniyoruz demiştim. Ama beklediğim boğa rallisi bu değil. Buna daha fazlasını bekliyorum. O günden bugüne endekslerde %10-15'lik artışlar var. Bir ay için fena değil ama önümüzdeki dönem çok daha parlak olabilir. Ve dünkü FED tutanakları raporu bu konuda çok ciddi ipuçları verdi. Neler verdi, neler olacak? Kripto bütün bunlar nasıl etkiler? Buyurun anlatıyorum. FED tutanak raporu demek ne demek? FED üyeleri düzenli olarak toplanıp piyasanın gidişatına, ekonominin gidişatına bakıyorlar ve faiz oranlarını belirliyorlar. Bu sıradaki tartışmalarda not altına alınıyor ve bu notlar da bizlerle paylaşılıyor. Dün paylaşılan FED tutanaklarına baktığımızda piyasa açısından birkaç olumlu haber var. Ekonomi açısından değil ama. Çünkü diyorlar ki gerçek aktivitede, ekonomik aktivitede düşme bekliyoruz. Zaten işaretlerini almaya başladık diyorlar. 2023 yılında resesyona girme ihtimali yükseldiğini söylüyorlar. Daha önceki en ihtimali yüksek senaryolarında resesyon olmayacak, hafif bir büyüme olacak diyorlardı. Şimdi bu olumlu senaryolarıyla resesyon senaryosunun eşit oranda olduğunu söylüyorlar. Bu büyük bir kabul tabii. Ve bir yandan da maaşlardaki yükselmenin de yavaşladığını, son 3 aydaki maaş yükseliş verilerinin ondan önceki 3 aya göre son derece düşük olduğunu söylüyorlar. Bu da yine piyasalar için iyi çünkü maaşların aşırı yükselmesi yine enflasyonu körükleyen bir şey. Enflasyon körüklendikçe de FED daha fazla faiz artırmaya yöneliyor. Rapordaki bir diğer önemli vurgu da FED faiz kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerinin gecikmeli olarak geldiğini kabul ediyor olmaları. Diyorlar ki bu gecikme ne kadar olur emin değiliz. 6 ay civarında bir gecikme olabilir, 3 ay civarında bir gecikme olabilir. Bunu bilmek zor. Geçmiş veri bunu bize göstermiyor maalesef ama bir gecikme olduğunda farkındayız. Daha evvel bu gecikme meselesinden başka videolarda bahsetmiştim. Diyelim ki FED faizi artırdı ve işsizlik başlamak üzere resesyon ama patron hemen elemanları tabii çıkartmıyor. Niye? Çünkü elinde siparişler var veya faizler arttı, konut satışları düşecek ileride ama inşaatlar devam ediyor. Niye? Çünkü adam inşaata girmiş, malını malzemesini almış, onu durdurmak istemiyor. İşte bundan dolayı mesela işsizlik verileri gecikmeli olarak düşüyor. Kiralarda aynı durum var. Siz faizleri arttırdınız diye bir anda kiralar düşecek diye bir şey yok. Çünkü ev sahipleri kiralamalar tamamlandıkça yeni kiralarını belirlerken ellerindeki en son enflasyon verisine bakıyorlar ve oradan yüksek kira belirleyebiliyorlar. İşte FED bunu pek takmıyordu. Biz sonuçlara bakarız diyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi Fed'in bu konuda ciddi bir dönüş yaptığını görüyoruz. Özellikle kiralarda ve emtialarda aslında enflasyonun geriye doğru çekildiğini ama bunun henüz göstergelere yansımadığını, gecikme etkisi olduğunu kabul ediyor Fed. İşin aslında biliyor musunuz bu arada Powell en son konuşmasında, o piyasaları çökerten konuşması, aslında o da bunu kabul etmişti. Gecikmeler var demiş. Çünkü unutmayın o konuşma zaten bu toplantının sonundaki konuşma. Yani çok farklı bir şey söylememişti. Fakat orada bir gazeteci bakın dedi, siz bunları söyleyince piyasalar yine yükselmeye başladı. Bunun üzerine Powell şahince bir açıklama yaptı ve piyasalar düştü. O gazeteciyi bulmak ve hesap sormak lazım. Bizim biraz zamanımızı çaldı açıkçası. Peki bu gecikme meselesi neden önemli? Çünkü Fed diyor ki biz bir takım kararlar aldık ve faizleri acayip hızlı yükselttik. 75
bas puan, 75 bas puan, 75 bas puan. Yani bir yıl öncesine göre neredeyse 16-17 kat daha yüksek faizler var. Ama bu faiz yükselişinin ekonomi üzerindeki gerçek etkileri yeni ortaya çıkıyor. Biz bu durumda biraz yavaşlayıp etkileri görmek isteyebiliriz. Yani belki de ekonomiyi aşırı yavaşlattık. Belki de resesyonu fazla sertleştirdik. Belki de işsizliği fazla vurmaya başladık. Etkileri biraz daha görelim. Biraz daha sakin gitmemiz gerekiyor. İşte piyasalar bu haberi sevdiler. Çünkü Fed'in realiteyi biraz daha anlamaya başladığını, realiteyle barıştığını ve bu gecikme faktörünü göz önüne aldığını piyasalar görünce sevindiler. Bunu tamamlayan başka bir notta da pek çok Fed üyesinin faiz artışlarında yakın zamanda bir yavaşlama olması gerektiğini de söylüyorlar. İşin daha da güzeli ne biliyor musunuz? Bu toplantı en son enflasyon verisi açıklamasından önce yapıldı. En son enflasyon verisini hatırlayın, bizleri şaşırttı. Düşük geldi. 8 puan altına indi ilk defa uzun zamandır. Yani bu rapor onun öncesine dayalı. Muhtemelen o enflasyon verisini biliyor olsalardı, belki biliyorlardır emin değilim ama Amerika'da örgütler biraz ayrışıp çalışıyorlar. Ben veriyi bilmediklerini tahmin ediyorum. Belki de burada biraz daha bile güvercin açıklamalar görüyor olabilirdik. Açıklamalar sonrasında piyasalar Aralık 15'te gelecek yeni faiz artışının 50 bas puan olacağına %80 oranında hemfikir oldular. Yani 75 bas puan ihtimali çok çok azalmış durumda. Fed'in en üst seviyede ulaşacağı faiz seviyesinde 5.24'ten 5.15'e indi piyasaların gözünde. Şu anda 3.75 civarlarında 50 bas puan bir artış gelince 4.25-4.50 aralığına oturacak. Piyasalar daha evvel bunun 5.24'e kadar gideceğini söylüyordu. Hatta bazı Fed üyeleri 7'ye kadar gideriz diyorlardı. Şimdi piyasalar bu beklentiyi 5.15'e kadar indirdiler. İşte bu da hisse senetlerine ve kriptoya da kısmen olumlu yansımaya başladı. Tabii sorunlar henüz bitmedi. 13 Aralık'ta Kasım ayının enflasyon verisi geliyor ve eğer onda yukarıya doğru bir dönüş olursa işler çok kötüye sarabilir. Çünkü 14-15 Aralık'ta Fed'in yeni toplantısı var ve Fed faiz kararını açıklamadan önce mutlaka 13 Aralık'taki enflasyon verisine bakacaktır. Eğer enflasyon verisi yüksek gelirse tekrar bütün bu kazançlarımızı geriye veririz. Ama enflasyon verisi 7.9'un altında bir yerlerde gelirse, aşağıya doğru iniş devam ediyor olursa o zaman işte haberler olumlu olur. Çünkü muhtemelen Fed yine 50 bas puan açıklar, ondan döneceklerini sanmıyorum. Ama ileriye doğru bakış olumluya dönüyor, işte o zaman da uzun zamandır beklediğimiz güçlü rally ile karşılaşırız. Tabii bilemiyoruz. Amerika'daki enflasyonu hissetmiyorum. Gelen bilgiler biraz enteresan. Ama Fed faiz kararlarının gecikmeli etkileri senaryosu satın alırsanız enflasyonun biraz daha aşağı gideceğini bekliyor olabiliriz. Dün borsalar bunu sevinçle karşıladılar. Hafif rally'ler oldu. Bizim Tesla'da daha büyük rally oldu. Onun sebepleri ayrı. İleride başka bir video yaparım. Kriptoya da bu miktar yansıdı açıkçası. Kriptoda bu 15.500'lerden 16.600-16.700'e kadar gitti. Ama henüz kriptonun üzerindeki kara bulutlar dağılmış değil. Çünkü evet, kriptonun fiyatlamasında Fed kararlarının çok önemi var. Çünkü piyasadaki para likidite çok etkiliyor her şeyi. Ama kriptonun kendi başına başka dertleri de var. O dertlerle ilgili dün önemli bir haber gelmedi. Biraz daha rahatladı gibi piyasalar. Sanki GBTC 630 bine Bitcoin'e sahip olduğuyla ilgili biraz olumlu gelişmeler, olumlu bir duygu var şu anda piyasalarda ama aslında çok somut bir haber almadık. Ama eğer yeni bir kötü haber almazsak ve 13 Aralık'taki enflasyon çok kötü gelmezse bizi iyi günler bekliyor diyebiliriz kripto pazarları içinde. Öte yandan bugünden 13 Aralık'a kadar ne olacak? Bugün itibariyle piyasalar kapalı. Amerika'da Şükran günü. Yarın yanılmıyorsam açılıyor piyasalar. Emin değilim. Bir bakmam lazım ajandaya tekrar. Ama sanki olumlu gideriz gibi. Nereye kadar? 13 Aralık haftasına kadar. Yani enflasyon verisinin açıklanacağı hafta yine millet bir korkmaya başlar. Biraz satışlar yeriz. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra esas olay başlar. Ya bayram ya çok fena bir cehennem içine düşeriz. Nasıl ilginizi çekiyorsa benim Nasdaq eğitimime de gelin lütfen. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Nasdaq borsasına yatırım yapma zamanı sanki yaklaşıyor gibi. Fiyatlar epey düşmüş durumdalar. Bütün bu anlattığım gelişmeler olumlu olursa, tabii bir yatırım tavsiyesi değil, size sadece olası senaryoları anlatıyorum ama dediğimiz senaryonun olumlu yönü gerçekleşirse Nasdaq'ta müthiş bir rally geliyor olabilir. O yüzden Nasdaq'a nasıl yatırım yapılır öğrenmekte fayda var. Yukarıya ve aşağıya eğitimin linkini bırakıyorum. Daha evvel de yaptık. 6. tekrardayız. Çok sevdiği insanlar. Umarım siz de bana katılırsınız bu eğitimde. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Umutla dolu kalın.